Evet değerli arkadaşlar. Bakın bir diğer sorumuz ne diyor? ABC doğal sayı olmak üzere C'nin adı. Bu tarz şunun şu türünden eşiti nedir dediğinde iç içe yazmak bir metot tabii ki. Ama size bu bağlamda en azından kafanızda başka bir yöntem daha oluşsun diye söylüyorum. Değer verme metodunu ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Değer verme metodunu kullanırken bölen kalan ilişkisine uygun olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Bakın C 6'dan büyük olacağına göre C yerine 7 yazalım. 7 kere 2 14. 6 daha 20 oldu. Şimdi B 20 ise A'yı bulalım. 3 kere 20 64 daha 64 mi oldu? Şimdi benden istediği C'nin A türünden. Yani diyor ki git A yerine 64 yaz. Sonuç ne çıksın? 7 çıksın. Şimdi burada A yerine 64 yazarsam sonucum 7 çıkmaz zaten. Doğru mu? Büyük büyük değerler çıkar. Geldim bu tarafa. 64 yazıyorum. 64, 22 daha ne yapacaktır? 86 yapacaktır. Bu da 6'ya bölünmez. Çünkü bu sayı 3'e bölünmez. Geçtik. Geldik buraya. 64'ten 22'yi çıkartırsam eğer geriye kalacak sayımız 42'dir. 42'yi 6'ya bölersen cevap 7'dir. Demek ki doğru cevabım neymiş? C seçeneğiymiş. Yani yaptığımız şey tam olarak bu. Değer veriyorum. Sonra diyor ki C'nin A türüne. Gidiyorum A yerine 64 yazıyorum. C 7. Bakıyorum seçeneklere. A yerine 64 yazdığımda sonucu 7 çıkan seçenek benim doğru seçeneğim olacaktır.